İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi kuantumdan biraz bahsettik. Şimdi NLP tekniklerini nasıl kullanırız? Şimdi biraz da bu konuda uygulamalar yapalım. Ne dersiniz? Bence çok iyi olur. NLP ile bilinçaltı yer değiştirme tekniği arkadaşlar. Şimdiki tekniğimiz bu. Arkadaşlar bu enerji tekniği her şeyin enerji olduğunu bildiğimizden nörolingüistik programlama yani iki beyni programlama tekniğidir ve bilimsel olarak da kabul edilir. Çok rahatlıkla uygulayabileceğimiz bu tekniği burada sizlerle birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, isterseniz biraz mola verelim. Herkes çaylarını, kahvelerini alsın, gelsin, ihtiyaç molası verelim. Daha sonra öğrenmeye hep beraber devam edelim. Görüşmek üzere. Evet, tekniğimiz çok kolay arkadaşlar. Şimdi ben size tekniği anlatacağım. Ondan sonra uygulama yapacağız. Şöyle bir şey yapıyoruz. Önce sizi rahatsız eden bir şeyi belirlemenizi istiyorum. Örneğin benim karanlık fobim var ya da kapalı yerde kalma fobim var gibi. Asansöre binemiyoruz ya da ağız şapırdatmasından aşırı derecede rahatsız oluyorum gibi herhangi bir alanda kullanabiliriz. Önce değiştirmek istediğimiz konuyu belirliyoruz. Sonra onun yerine ne koymak istediğimizi saptıyoruz. Yani bir şey çıkaracağız, negatif bir şey, onun yerine pozitif bir şey koyacağız. Şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela diyelim ki asansöre binme korkunuz var. Onu belirledik. Bunu değiştirmek istiyoruz. Onun yerine ne koyabilirim diye düşünüp çok güzel bir manzara koyabilirsiniz. Ya da çok mutlu olduğunuz bir anı koyabilirsiniz. Sizi mutlu eden herhangi bir şey olabilir. Olumlu olması gerekiyor sadece. Hiç fark etmez yani. Buna siz karar vereceksiniz. Solunuza negatifi, sağınıza da pozitifi yerleştireceksiniz. Şimdi ben sol elim rahatsız eden durumu, sağ elimde de mutlu eden, kendimi harika hissettiğim bir anıyı oluşturdum. Manzarayı oluşturdum. Şimdi soldaki sizi yoran ve değiştirmek istediğiniz resme 15 saniye bakıyoruz. Ve bu duyguyu hissediyoruz. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz. Burada da kendini harika hissediyorsun, mutlusun, mutlu olduğun yerdesin, mutlu olduğun şeyi yapıyorsun. Şimdi huzurlu mutluluk duygusunu mümkün olduğunca yükseltiyoruz, çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu durum istediğin kadar coşturuyorsun, kendini harika hissediyorsun, her şey yolunda. 15 saniye mutlu olduğun o resmi sağ taraftan alıp sol tarafa değiştirmek istediğin resmin üzerine koyuyoruz. Şimdi gözlerini kapatıyoruz ve derin derin nefesler alıyoruz. Bu tekniği birkaç kez tek bir konu için tekrar tekrar yapabilirsin arkadaşlar. Ve bundan sonra size geri bildirim almak istiyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü çok da güzel dönüşler aldım normalde. Güzel haberlerinizi almak istiyorum. Lütfen yorumlarda bana haber verin. Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Bunu uyguladığınızda çok işe yaradığını göreceksiniz.
ve bu şey bu şey neyse hayatınızdaki her şey için geçerli. Resmi sol tarafta negatif oluşturuyorsunuz değiştirmek istediğiniz şeyi. Sağ tarafta da yoğun bir şekilde mutlu olduğunuz bir resmi ya da olayı hayal ediyorsunuz ve üzerine koyuyorsunuz. Aslında kolay bir teknik ama çok da yani kolay olduğu kadar da çok etkili bir teknik. Uyguladığınızda mucize gibi bir geri dönüş alabilirim sizden ve bekliyorum tabii bundan. Bilinçaltı tekrarla öğrenir ve dediğim gibi daha önce de gerekirse birkaç kez tekrar etmeniz gerekir. Bütüne şifa olmasını niyet ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tekniktir çünkü. Şimdi başka bir tekniğe geçiyorum. Hemen üst üste dedim ikinci bölümde biraz daha yoğun teknikler. Olumluyu olumsuza dönüştürme tekniğine gelelim. Hayatımızda size engel olan konuyu tespit edelim. Bununla ilgili bakış açılarınızı düşünüp deftere yazmanızı istiyorum. Bu da yazarak yapılan bir teknik. Bunun altına yatan korkunuzu buluyoruz. Sizi engelleyen nedir? Bulunduğunuz cümlelerin karşısına kendi cümlelerinizi, afirmasyonlarınızı yani olumlama olarak yazıp ve kendinize telkin verebilirsiniz. Benim sevilmeme korkum var. Benim sevilmeme korkumu ya da inancımı her şeye rağmen kabul ediyorum. Ben sevilmeme korkumu ya da inancımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Ben sevilmeme korkumu ya da inancımı fark ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Ben sevilmeme korkumu ya da inancımı seviyorum. Ben sevilmeme korkumu ya da inancımı dönüştürdüğümü biliyor ve inanıyorum. Ben sevilmeme korkumu ya da inancımı dönüştürdüğüm için şükrediyorum. Hadi kendinizi motive edecek bir teknik daha paylaşayım sizlerle. Adı mükemmellik çemberi. Mükemmellik çemberi uygulaması dilediğiniz an motivasyonunuzu yükseltmenizi sağlar. Kendinizi güçlü bir zihinsel ve fizyolojik duruma uyarlamanıza yardımcı olur. Eğer mükemmellik çemberi hayatınızın bir parçası haline gelirse kolay kolay kendinizi güçsüz bir durumda bulamazsınız. NLP teknikleri içinde belki de en motive eden uygulamalardan bir tanesidir arkadaşlar. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Kendinizi mükemmel hissettiğiniz, kendinize güveninizin zirvede olduğu bir zaman hayal ediyoruz. Mutlaka böyle bir zaman vardır herkes için. Muhteşem hissettiğiniz zamanlar olmuştur eminim ki. Bu mükemmellik anına dair duygularınızı çok yoğun bir şekilde yaşamanızı istiyorum. Zihninizde o anı bütün ayrıntılarıyla görün, duyabildiğiniz sesleri duyun, o an tamamen içinde yaşayın. Şimdi de ayaklarınızın altında harika, ışıl ışıl bir mükemmellik çemberi olduğunu canlandırın. Bu çember sihirli bir daire gibi olsun arkadaşlar. O çemberin içinde kendinizi yenilmez hissetmenizi istiyorum. Bütün gücünüzle yumruğunuzu sıkın. 10-15 saniye kadar dik durun ve yumruklarınızı sıkın. Gelecekte herhangi bir zamanda kendinizi bu mükemmellik durumu içinde hayal edin. Gözünüzde büyüttüğünüz bir şey düşünün ve kendinizi onu yaparken hayal edin arkadaşlar. Tam da o anda mükemmellik çemberinize girin. Dik durun. Nefes alın ve yumruğunuzu sıkın. Göreceksiniz ki gözünüzde büyüttüğünüz şey artık size o kadar kolay olarak yaşayacağınızı düşünüyorum. Zor gelmeyecek artık size. Şimdi de mükemmellik çemberinizden çıkın ama çemberi önünüzde görmeye devam edin. Dilediğiniz an mükemmellik çemberi içine girebilir. Kendinizi anında güçlü hissetmeye başlayabilirsiniz.
Ne demiştik? Bilinçaltı tekrarları sever. Tekrar ettikçe kendinizi motive edecek bu teknik sizin hizmetinizdedir. Hadi şimdi bir teknik daha yapalım hep beraber. Vizyonunuzu belirlemeye ne dersiniz? Yaşam vizyonunuzu belirlemek için ilk önce yaşamdaki en büyük değerlerinizi, ideallerinizi ve yapmaktan keyif aldığınız amaçlarınızı netleştirmeniz gerekiyor. Bütün hedeflerimiz, hobilerimiz ve ilgi alanlarımızın birbirleriyle olan ortak noktalarını bulmalıyız. Uğruna her şeyi yapabileceğiniz, her türlü zorluğa göğüs gerebileceğiniz ideallerinizi yazmanızı istiyorum. Kendinizi bütün bunları yaşarken hayal etmelisiniz. Sizin ideallerinize ulaştırmış olan, örnek aldığınız, onun yaptıklarını yapmak istediğiniz bir kahraman belirlemelisiniz. O kişinin yaptıklarını yaparken hayal edin kendinizi. Bu sizi çok heyecanlandıran, motive eden bir duygu oluştursun içinizde. Bütün ayrıntılarıyla hayalinizin içine girmenizi istiyorum. Detayların büyük bir ustalıkla düzenlemelisiniz ki sizi motive edecek bir müzik eşliğinde de bunu yaparsanız baştan sona yaşamış olursunuz. Mantığınız size bunun saçma olduğunu söyleyebilir. Mantıklı sesinizi iyice kısmanızı istiyorum. Ardından bu duyguları tüm vücudunuzda yaşamanızı istiyorum. Şimdi de bu hayali motive olmanızı sağlayan değerlerinizi düşünmelisiniz. Belki özgürlük, belki güç, belki de paylaşım değeri sizi bu hedefe yönlendirebilir. Bu hayali yaşarken aynı zamanda değerlerinizle uyumlu bir hayatı yaşadığınızda hissetmelisiniz. Bu size büyük bir tatmin duygusu yaşatır. Birçok insanın mutsuz olmasının sebebi değerlerine uygun olmayan bir yaşam sürmeleridir aslında. İçinizdeki sese kulak vermelisiniz. Bu hayalinize ulaşabileceğinizden önce kendi içinizden inanmalısınız. Kendinizle gurur duyduğunuzu yüksek sesle haykırmalısınız. Bu hayale ulaşmaya kendinizi adadığınız için kendinizi kutlamalısınız. Bu hayale ulaştığınız için şükretmelisiniz. Hayalinizin gelecekte kalmasına izin vermemelisiniz. İstemek, istemeye devam etmeyi beraberinde getirir. Sahip olmaya odaklanmalısınız. Artık eylem zamanına geçebiliriz. Oturarak bu eylem ulaşılamaz tabii ki. Ayağa kalkın ve kendinizi bu amaca ulaştırmak için harekete geçirin. Vizyonunuza ulaşmak bazen yıllar sürebilir. Bazen de çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz tabii. Zaman kavramından bağımsız olarak bunu düşünün. Şimdiden daha iyi bir zaman yoktur. NLP'de en mükemmel zaman şimdiki zamandır. O halde şimdi beklemek yerine ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi de yüksek motivasyon sağlamak için neler yapabiliriz? Buna bakalım. Yapmayı çok istediğiniz ama bir türlü eyleme geçip yapamadığınız bir şeyi düşünmenizi istiyorum. Şimdi de içinizden bunu yapmanıza itiraz eden bir ses olup olmadığını kontrol etmenizi istiyorum. Bunu yapmanızı istemeyen bütün sesleri duymaya çalışın. Yapmanızı istemeyen bütün sesleri duymaya çalışmalıyız. Eğer bunu yapmanızı itiraz eden bir ses varsa o sesi yavaş yavaş kısın. Ki içinizdeki diğer bir ses hayır onu yapamazsın dediğinde o ses fısıltı halinde gelsin. Hatta daha da kısın, hiç gelmesin. Şimdi de ertelediğiniz bu işi yapıp bitirmiş olmanın verdiği heyecanı yaşamanızı istiyorum. Eğer bu işi bitirmiş olsaydınız neler hissederdiniz? Kendinizi nasıl ödüllendirirdiniz?
bütün bu pozitif duyguları yaşamaya çalışın. Yapmak istediğiniz bu eylemi olabildiğince canlı, renkli ve size coşku verecek şekilde hayalinizde canlandırın ve bu hayali kurarken arka planda sizi motive edecek bir müzik de dinleyebilirsiniz. Son olarak tabii ki eyleme geçmelisiniz. Bu motivasyonu sadece zihninizde değil, gerçek yaşamda da eyleme dönüştürmelisiniz. Hemen şimdi bir şeyler yapın. Eyleme geçmek sihirli bir değnek gibidir. Bir anda bütün koşullar değiştirilebilir. Aklınızdan gelenler boşu boşuna gelmiyor arkadaşlar. Şimdi bir teknik daha var. Teknik bombardımanında tuttum sizi bu ara ama duygu ve düşünce kırma tekniğine geldik. Bu da kolay ve güzel bir tekniktir aslında. O an olumsuz ne düşünüyorsan ya da negatif ne hissediyorsan hemen onun karşıtını yaşayacak bir şey seçmeliyiz. Olumsuz düşünüyorsan onun karşıtını düşünmeye geçmelisin. Olumsuz hisler taşıyorsan hemen seni iyi hissettiren anılara geçmelisin. Ya da hayalinde seni iyi hissettirecek şeyleri imgelemelisin. Böylece o andaki bilinç ve bilinçaltı formu olumsuz duyguyla ve düşünce noktasında kurulmamış olacaktır. Bu alışkanlığa dönmeye başlayınca hem beyin buna alışacak hem de bilinçaltı yeniden yapılanma yoluna gidecektir. Alışkanlığa dönünce de kendiliğinden yapmaya başlayacak, araba sürmek gibi, bisiklete binmek gibi otomatik bir şekilde devam edecektir. Bunu çok yaşamışsınızdır. Hasta olacağına dair bir his gelir içinize, hemen çok sağlıklı olduğunda ne hissediyorsun, o duyguyu yakalamanızı öneririm. Bu negatif duygulara girdiğiniz zamanlarda yaparsak bilinçaltımız olumsuz kodlanmamış olur. Böylece endişelerimiz son bulur. Negatif şeyler bizi en az etkiler. Tabii ki her olumsuz duyguda yapamayız bunu. Gün içinde binlerce düşünce geçer zihnimizden. En çok hangilerini tekrarlayıp takılıyorsak onları tespit edip bu tekniği uygulayabiliriz. Şimdi gelelim ototelkin tekniğine. Afirmasyon olumlama demektir. Ancak ototelkin farklıdır. Hipnozdan çıkmıştır. Kuantumla ilgili değildir. Çok eskiden hipnoz yokken insanlar frekanslarla, seslerle uyutularak tedavi etme teknikleri kullanılırdı. 1900'lü yıllarda gelindiğinde de hipnoz adını almaya başlamıştır bu teknik. 1954'te Amerikan ve İngiliz Tıp Birliği hipnozu onaylamış ve resmiyet kazanmıştır. Hipnoz kendi içinde bölümlere ayrılmış ve ototelkin de bu bölümlerden bir tanesidir. Hipnozdan ayrılıp bireysel bir alan oluşturmuştur zamanla. Kişinin kendi kendini telkinleyerek bilinçli veya bilinçaltı sorunlarının giderilmesidir aslında. Ototelkin yöntemi bilinçaltı düzenleme ve programlamada da ve temizlemede de kullanılmaktadır. Ototelkinin faydaları nelerdir? Gelelim buna. Sağ ve sol beyin lobunu bütün eder, bir araya getirir. Beyne olumlu bir algı kurdurur. Bilinç ve bilinçaltı zihninde. Kalp ve zihin bağlantısı kurdurur. Duygu ve düşünceler bir araya gelir. En çok istenen de budur zaten. Titreşim ve frekansımızı arttırır ve yükseltir. Hem bilinci hem de bilinçaltını yeniden forma sokar arkadaşlar. Motivasyon ve başarıyı arttırır. Çünkü bilinç ve bilinçaltı yeniden forma girer böylece. Dilerseniz bilinçaltına yönelik negatif bir inanç ve düşünceyle ilgili cümleler yazın ya da telkin cümleleri hazırlayın. Ya da bilinçaltı köküne değil genel olarak bolluk, bereket için, sağlık için herhangi bir alanda 8-10 tane telkin cümlesi yazabilirsiniz. Bu cümleleri seslendirerek kayda alacağız arkadaşlar. Ama kaydın ilk 5-10 dakikası boş olacak. Yani konuşmadan kayıt etmeniz gerekiyor. 10. dakikasından sonra
tane tane, beşer beşer okumalısınız. Mesela 5 kere ben sağlıklıyım, ben sağlıklıyım gibi. Sonra diğer cümle 5 kere, mesela ben iyileşiyorum, ben iyileşiyorum gibi. Ototelkinin ilk aşaması nefes çalışmasıdır. Sessiz bir ortamda 3 ila 5 dakika burundan nefes alarak burundan nefes veriyoruz ve bu alfa seviyesine inmemizi sağlıyor. İkinci aşamada ise bedenimize odaklanmamız gerekiyor. Relaksiyon aşamasıdır aslında. Bilimsel bir aşamadır. Ayaklarına, bacaklarına, beline, sırtına, göğsüne, kollarına, boynuna, başına sırayla tüm bedenine odaklanıyorsun ve oraların gevşediğini, rahatladığını düşünüp hissediyoruz. Nereyi düşünüp rahatladığını imgelersen oraya zihin kan pompalıyor ve enerjisi oraya gidiyor. Kasları rahatlatıyoruz nefesle, 2-3 dakikada buna zaman ayırıyoruz. Üçüncü aşamada olumlu hayal kurma aşamasıdır. Hangi konuda telkin yapıyorsak o konuda olabilir. Herhangi bir konuda da telkin hazırlayabiliriz. Mesela kendini güzel bir bahçede hayal et. Orada olumlu, güzel düşüncelerle doldur. Böylece zihin, bilinci buna açık hale gelsin. Kaydın ilk 10 dakikasını boş bırakmıştık. Bununla öyle geçecek. 10 dakikadan sonra nefes, beden rahatlaması ve hayal çalışmasıyla bitiriyoruz. Dördüncü aşamada ise ototelkin aşamasıdır. Zaten onu her cümleyi beşer defa okuyup kaydetmiştik. Kaydı kulağımızda çalmaya başlatıyoruz ve kaydın bittiğinde de beşinci aşamaya, yani geri dönüş aşamasını başlatabiliriz. Yani hemen geri dönüyoruz. O andaki güzel duyguyu, düşünceyi biraz hissediyoruz. Sonra tekrar birkaç dakika burundan nefes alıp veriyoruz. Bedene odaklanıyoruz. Ellerini, bacaklarını hareket ettiriyoruz. Kendimize gelmeye çalışıp o şekilde telkini tamamlıyoruz. Bu çalışmayı 25 gün yapıp 5 gün ara veriyoruz arkadaşlar. 25 gün yapıp 5 gün ara verip 3-4 ay devam ediyoruz. Çok hızlı verim alınan bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışmadır arkadaşlar. Afirmasyonlardan biraz farklıdır. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi içimizdeki çocuğu sevme meditasyonuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu meditasyon, şuradan müzik açalım. Arkadaşlar şimdi tekniğimize başlıyoruz. Tekniğimizin adı biraz önce de söylediğim gibi içimdeki çocuğu sev meditasyonu. Bu meditasyonla içimizdeki çocukla tanışacağız ve onu seveceğiz. Hadi başlayalım. Derin derin yine nefesler alıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan alıp veriyoruz. Birazdan seni öz benliğinle buluşturmaya, 5 yaşındaki kendinle tanıştırmaya götürüp onunla sarılmana vesile olacak. Bu sana kendini çok iyi hissettirecek. Nefes almaya devam et. Bedenini gevşet. Harika. İşte böyle. Derin bir gevşemeye bırak kendini. Her nefes alışında bedeninde daha çok rahatladığını, seni daha güzel bir arınmaya götürdüğünü içsel gözünle hisset.
Nefes al. Seni tüm gün üzerinde taşıyan ayakların gittikçe rahatlıyor. Kaslarının rahatladığını hisset. Harika. İşte böyle. Nefes almaya devam ediyoruz. Şimdi bir koridordasın. Yürüyorsun. Bu nasıl bir koridor? Etrafa bakmanı istiyorum. Ortam nasıl? Görmeye çalış. Huzurlusun. Koridorun sonunda bir kapı var. O kapıyı açıyorsun. Açtığında karşına bir çocuk geliyor. Kaç yaşında bir çocuk var? Sana nasıl bakıyor? Neler hissetti seni görünce? Bir hisset. Evet. Yanlış hissetmedin. O sensin. Senin özbenliğin. Kendini ihmal ettiğin tarafın. Şimdi o çocuğun göz seviyesine doğru in ve bak. Şimdi sımsıkı sarıl ona ve de ki seni çok seviyorum. Nefes almaya devam et. Her ne yaşadıysan bunları kaldırman zor oldu biliyorum. Ve sana bunları yaşattığım için özür dilerim. Belki de bu sayede artık çok güçlüsün. Sarılmaya devam et. Bana her ihtiyaç duyduğunda artık ben buradayım. Korkma. Güvendesin. Yanındayım. Şimdi yüzüne bak. Sana nasıl bakıyor? Bir gör. Elinden tut ve kapıdan dışarı çık. Aynı koridorda beraber yürüyorsunuz. Koridorun sonunda bir asansör var. O asansöre binin. Arada çocuğa bak. Sana nasıl bakıyor? Onu bir hisset. Ne hissediyor? Ona gülümse, göz kır, elini sımsıkı tut. Asansöre bindiniz ve çok güzel ve huzurlu bir yere çıkıyorsunuz. Evet, bu huzurlu yerin senin hayal gücüne bırakıyorum. Nereye gitmek istersen onu düşün ve hayal et. Şu an ikiniz de oradasınız. Huzurlusun. İkiniz de huzurlusunuz. Şimdi karşına al ve ona şunları söyle. Seni olduğun gibi seviyorum ve çok değerlisin. Bunu hep hatırla. Sen en iyisini hak ediyorsun. Sevilmeye layık bir çocuksun. Seni en çok ben ihmal ettim. Özür dilerim. Dönüşümün başlamasına izin veriyorum. Seni ve kendini affediyorum. Artık suçlama yok ve güvendesin. Gülümse ve sarıl. Birazdan ona el sallayarak oradan ayrılacaksın. Ve her ihtiyacın olduğunda yanında olacağını söyle. Sana nasıl bakıyor? Bilset. Şimdi tek başınasın.
Oldukça rahatlamış haldesin, huzurlusun, mutlusun. İçinde bilmediğin tarifsiz bir mutluluk var. Kalbinden başlayarak tüm vücudunda yeşil bir ışığın yayıldığını görelim. O ışığın içindesin. Tüm bedenin arındığını, hücrelerin, DNA'ların yeşil ışığın dolaştığını gör. Her dolaştığında arınıyorsun. Negatiflikten pozitifliğe geçtiğini hissediyorsun. Bu ışıkla iç içe geçtiğini, bütünleştiğini gör. Sağ elini kalbine koy ve şimdi benimle tekrarla. Şu andan itibaren dönüşüme hazırım. Kendim için en iyisi olmaya hazırım. İçimde öyle bir mucize var ki ben yapabilirim, başarabilirim, değerliyim, güvendeyim, yeterliyim, sevilmeye layığım. Derin bir nefes alıyoruz. İyice hissediyoruz. Hazır olduğunda gözlerini açıp buraya gelebilirsin. Evet arkadaşlar, bu meditasyonumuzun da sonuna geldik. Kendimizde, içimizdeki çocuğu sevdik. Bundan sonra her yalnız hissettiğinizde, her kendinizi kötü hissettiğinizde bu meditasyonu yapabilirsiniz. Arkadaşlar, size küçük bir hikaye anlatarak bitirmek istiyorum. Çinliler bambu ağacını nasıl yetiştirirler biliyor musunuz? Önce ağacını tohumunu ekerler, sularlar ve gübrelerler. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum alta kök salar. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Altta kök salar arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü yıllarda da hep aynı işlem tekrar eder. Bambu tohumu sulanır, gübrelenir fakat inatçı tohumu bir yıl daha filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla 5. yılın sonunda bambuyu yeşertmeye başlarlar. 6 hafta gibi kısa bir 5 yılın sonunda yaklaşık 20 metre boyuna ulaşır. Buradaki başarı da bambu ağacını yetiştirmek gibidir. Yaşamda başarılı olmak için yolculuğa çıkarsınız ve bu başarı yolunda bedel ödemek zorundasınız. Bu yolculukta büyüyüp, gelişip, değişip hedeflerinize ulaşmalısınız. Yolculuk ancak ölünce biter arkadaşlar. O zamana kadar ilerlemeyi, büyümeyi ve başarılı olmaya devam etmelisiniz. Pes etmek yok. Eğitimlerinden faydalanmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Kendinizi keşfetme yolculuğunuzun bu bölümünde size eşlik edip ışık olduğum için çok mutluyum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.